Çok şeker değil mi ya? Şimdi normalde Dürdana Hanım bir tane yedi. Arif Bey iki tane yedi. Biz üçüncüleri söyledik. Caner abi çalıştır şunu ya. Uymoto sokağındayız. Özellikle durdunuz siz. Allah, yok estağfurullah. Numaramı vereyim. Bu yörede herhangi bir sınıf olsa ilk ben ararım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yazalım. Adam kayalar gezimizi tamamladık. Biraz zor bir etap oldu gördüğünüz gibi. Aracınızı bıraktıktan sonraki etap biraz yorucu. Zaten videolarda izlemişsinizdir. Şimdi istikametimiz Kanlı Divane. Sonra Mersin'e doğru gideceğiz. Oğlum öyle geçiş mi olur? Manyak herif, sinyal vermeden. Mersin Ayaş'tayız. Güzel bir Ayaş plajı vardı. Bir de girişte çok güzel bir yer vardı. Orada karavanlar falan da gördüm. Büyük ihtimalle kamp da müsait. Güzel bir yermiş. Yüksek binalar, işte pansiyonlar, oteller. Allah Allah dedim yani. Yürü be yavrum benim be. Öttüre öttüre geçti. Olmadı bir şahinimiz. Oo, çok güzel koymuş bak burası. Kanlı Divane. Tabelasını gördük. Hemen sola döneceğiz. Yaklaşık 3 kilometre kadar yakın. O yüzden görelim dedik gelmişken. Çünkü hikayesi güzel. Yol ayrımından sonra bıcırlı bir yola girdik yine. 3 kilometre Allah'tan yakın ama niye böyle bir yol yaparlar ve niye bırakırlar bu bıcır, niye temizlenmez bilmiyorum yani. Sadece arabalar düşünülür, motosikletler düşünülmez. Anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. Bu bölgede çok gördüm bu hareket. Birkaç kalıntı gördük. Ama bu kadarcık değil. Herhalde. Değil. İnşallah değildir. Kapalı mı? Ne oldu abi? Ölen yeri kapandı. Saatten dolayı mı? Hadi ya. Peki. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, saate bakmadık hiç. Evet, Kanlı Divane'ye giremiyoruz. Çünkü saate bakmadan geldik. 5.30 olmuş. Kapalı. Allah'tan çok girmedik içeri. 3 kilometre kadar girdik. O yüzden yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. Yola. Mersin'e doğru devam. Neredeyiz? Mersin'e vardık arkadaşlar. Daha hemen gelir gelmez aç karnımızı doyurmak için yolda gördüğümüz bir yere oturduk. Bakın bize nasıl bir şey yaptılar. Çok şeker değil mi ya? Mersin'e hoş geldin tabağa. Hoş bulduk. Evet Özgür Bey, ne düşünüyorsunuz Mersin hakkında? Abi bu taraflara geçtiğimiz belli oldu. Gelen tabağa bakar mısın? Senin için harika bir tabak değil mi? Günaydın. Biraz hava kapalı bugün ama önce ilk durağımız Kuyuk Sigorta Bölge Müdürlüğü. Sağ olsun geldiğinizden beri ilgileniyor bizimle. Önce onu görmek istiyoruz. Orayı görmek istiyoruz. Orada biraz sohbet etmek istiyoruz. Sonra Mersin merkezin gezecek yerlerine şöyle bir göz atacağız. İnşallah havada yağmaz. Rahat rahat çekimlerimizi yaparız. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Mersin kalabalıkmış. Trafiği de bayağı yorucu gibi görünüyor. Dün gece vardık. Hemen konaklayacağımız yere yerleştik. Biraz da dinlendik. İyi geldi çünkü dün bayağı dağ taş tepe bayır yürüdük, çıktık, tırmandık.
şöyle enerjik bir şekilde Mersin'e başladık. Mersin merkeze başladık diyelim. Gece sahil yolundan gelmiştik. Harika bir sahili vardı. Yani plaj kısmından ziyade yani yürüme yolları, parkları vesaireleri çok hoşumuza gitti. Soldanmış, yanlış gitmişiz. Şöyle gideceğiz. Adama selam verdim. Öyle baktı ya. Burası meydan aslında, Mersin Meydanı. Karşı tarafta bahsettiğim sahil düzenlemesi yapılan yerler çok çok güzeldi. Merhabalar. Hoş bulduk. Atla. Nasılsın? Teşekkürler. Sizi görmenin, sizi görmek daha iyi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Abi merhabalar. Süpermiş ya. Bu remorku sonradan gördüm. İlk başta yoktu değil mi? İşte yola başlarken takmıştık. Siz çadır da yapıyorsunuz. Evet. Benim bütün çadır malzemelerim burada. Evet. %70 çadır yapıyoruz. İşte 2-3 günde bir de otel yapıyoruz. Quick Sigorta ailesi her zamanki gibi sıcacık karşıladı bizi. Sohbetin ardından buralarda ne yapılır sizce? Mersin'e geldiğinizde ne yenir? Tantuni yenir. Sağ olsun Quick Sigorta'nın bölge müdürü Arif Bey ve Dürdan Hanım'la birlikteyiz. Onlar da bizi buraya Abidin Abidin Tantuni'ye getirdiler. Şimdi normalde Dürdan Hanım bir tane yedi, Arif Bey iki tane yedi. Biz üçüncüleri söyledik. Hani devamı gelecek mi bilmiyoruz. Bakacağız duruma. Ama nefisti yani. Biz başka yerlerde de denemiştik. Burası ama şey değil. Değil yani. Her yerde var tantuni. Gerçeğini yedik şu an. Evet, gerçeğini yedik. Gerçekten alakası yokmuş yani. Hiç alakası yok. Teşekkür ederiz. İçeri miyim? Mersin'de Caner abinin yanına geldik. Şimdi depoya gidiyoruz. Çok fena bir şeyler varmış orada. Onu görmeye gidiyoruz hep beraber. Oo, işte asıl makine bu. Asıl makine bu. Kolay gelsin. Bunu bana mı topluyorsunuz? Kime bu? Bizim o. Çok güzel olmuş. Abi nikelajlar falan 10 numara olmuş yani. Tabii depo kapağı çıkıyor bu. İdeali bu. Normalde o birileri sabit. Her şeyi orijinal bu. Ellerine sağlık valla canım. Bir tane sahte bir şey yok. Bir de bu bundan da bulamazsın, yağ pompalı bu. Ha abi, evet doğru bulamazsın. Bundan doğru. Türkiye'de sayılıdır. Çok güzel abi. Yağ pompasını buraya icat ettik. Buradan oraya. Biz Mersin'e gelince Caner abinin yanına geldik, direkt Ninja Motor'dayız. Sen biraz daha anlat kendimize. Vallahi 90 yılından beri dükkan çalıştırıyorum. 90 yılından beri yarışıyorum. İlk yarışımı 97'de İstanbul Hazerfan'da Bahattin Soforu'yla yarışmıştım. Orada ben birinci oldum. Ali Müfik Güler Gültuna Belediye Başkanı'ydı. Bir 5000 dolar para ödülü verdi. Hatta şu yarıştı, İstanbul yarışıydı. Şu evet, o zamanki, evet o zamanki yarıştı. Ondan sonra 2003'e kadar devam, 2003'ten sonra bıraktım iş yoğunluğundan dolayı. 2012'de tekrar bir BMW aldım. Onu Almanya Alfa-Rising'e gönderdim. Orada bir 30 bin euro civarında bir para harcadım. Aynen. Ondan sonra Amerika'dan amatördüm, Maşay'dı, Hollanda'dan Slider'dı. Bütün Avrupa'yı motorla gezdik. 2013'ten tekrar yarışa başladım. 7 yıldır da Türkiye şampiyonu. Harikasın. Hangisiydi? Hem Super Street hem Super Pro. Super Pro'da NOS, Nitro her şey serbest. Benim motorum atmosferik olmasına rağmen ben onlarla bayağı yarışıyorum. Abi. Buraya gelirseniz mutlaka Caner abinin bir çayını kahvesini içip onları gör. Her zaman bütün motorcular başımızın üstünde yeri var. Allah razı olsun. Caner abi yarışa katıldığı makineyi çalıştıracak arkadaşlar. Drag makinesinin nasıl çalıştığını gördünüz ama asıl hikaye bu abi. Caner abi çalıştır şunu ya. Sese bak sese. Abi olay bu. Şimdi o makineyle ve bunun benzeri makinelerle
Alınmış kupalar abi. Evet, Mersin'in Kushimoto Sokağı'na geldik arkadaşlar. Onun detayını birazdan anlatacağım size. Önce bir sokağı görelim. Burası Türk-Japon dostluğu anısına yapılmış bir sokak. Şurada parkı var. Beraber gezeceğiz şimdi. Böyle Japon havasında bir sokak olmuş burası. Sağ ol usta, şurası. Bizim güzel kardeşimiz Demir Atlı Yörük sağ ol usta da tantuni yiyin demiş ama biz çok tokuz ya şu anda. Bir şeyler içeceğiz. Mesela şurada bir resim çekelim girişte. Ondan sonra bir şeyler, çay çorba bir şeyler içelim. Arkadaşlar, Türk-Japon dostluğu anısına yapılmış bir sokak ve burası da parkı. Kushimoto sokağındayız. Aslında sokak Japon dostluğuna ithafen kurulmuş bir sokak. Arkamızdaki park da aynı bu şekilde. Hikayesi ne? Biliyorsunuz Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya'ya şeref nişanı götürürken 2. Abdülhamit tarafından görevlendirildiğinde dönüşte kaza yapıyor ve 587 denizcimiz şehit oluyor. Bugünden sonra Kushimoto ile Mersin kardeş şehir oluyorlar. Evet. Ve bir dostluk anlaşması yapıyorlar. Bu da bu parkta Türk-Japon dostluğu anısına yapılmış bir park. Evet. Mersin'de çok güzel bir dost buluşması yaptık. Sağ olsun takipçilerimiz geldi. Sohbet muhabbet harikaydı. Şimdi kalacağımız yere yine takipçilerimizden Yunus'la birlikte gidiyoruz. Sağ olsun eşlik etmek istedi. Birlikte sürüyoruz bakalım. Günü bugün böyle bitirdik. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel dostlarla tanıştık. Çok güzel yerler gördük. Yarın merkezde görmek istediğimiz iki yer var. Onları da görüp Adana'ya doğru devam edeceğiz. Evet, Mersin'den güzel bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Bugün Atatürk Evi ve Mersin Müzesi'ni gezeceğiz. Ondan sonra Tarsus'a doğru yola çıkıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa Tarsus'tan sonra da günü Adana'da bitirmeye çalışacağız. Mersin bayağı büyük ve kalabalık ve çok aktif bir şehir. Bugün Mersin'e veda edeceğiz. Ama çok yazan, mesaj atan oldu. Hepsine cevap vermeye çalıştık. Zamanımız çerçevesinde de hepsiyle görüşmeye çalıştık. Teşekkür ederiz tekrar herkese. İlginize, alakanıza, hepinize. Keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an Atatürk Müzesi'ndeyiz. Evet arkadaşlar, burası 1925 yılında Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın yaklaşık 10 gün konaklandığı, misafir edildiği yer. Sonrasında satın alınmış ve Atatürk Müzesi haline getirilmiş. Kolay gelsin. Giriş için herhalde bir şey var mı? Yok, şurada bize muhtemelen Atatürk Evi Müzesi bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Daha çok fotoğraf müzesi gibi olmuş. Atatürk'ün Mersin ziyaretlerinin fotoğrafları ve Anıtkabir'den, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden getirilen 22 adet özel eşyası sergileniyor. Mersin'de Yamaha Coşan Motor davet etmişti. Mutlaka uğrayın bir kahvemiz için diye. Biz de çıkmadan bir merhaba diyelim istiyoruz. Bakalım müsaitler mi? Merhabalar. Merhaba. Özgür, nasılsınız? İyi, sağ olun. İyidir. Oo, hazırlık mı var? Komple yenileniyor artık. Eyvah eyvah. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Sağ olsunlar. Mersin'den tam ayrılıyorduk ki
Yamağa Coşan Motor'dan İbrahim Bey yazdı. Bir kahvemizi içmeden gitmeyin diye biz de bir merhaba diyelim istedik. Herkese bir merhabamız var sonuçta. Aynen. Forma demeyi de iyi olacağız, sonra iyi gelmiş. Tam da tadilatın size denk geldik. Evet. Bu arada dükkan inanılmaz güzel oluyor. Mağaza yenileniyor bu arada. Evet, ürünler de gelmiş. İçeride ciddi bir hummalı bir çalışma var. Güzel bir çalışma. Evet. Yalnız her şey bittiğinde çok güzel olacak. İnşallah her şey Yamaha müşterileri için, sizler için. Elimizden geldiği kadar güzel bir mağaza, güzel bir ortam. Harika olacak. Oluşturmaya, yaratmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık şimdiden. Çay kahve için de çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak çok güzel. Dönüşte yine bekleriz. İnşallah. Bakalım. Arkadaşlar artık Mersin'den ayrılıyoruz. Son durağımız da Yamaha Coşan Motor'du. Molamızı verdik. Güzel sohbetini dinledik. Şimdi gidiyoruz. İstikamet Tarsus Gürek Kalesi. Yolcu yolunda gerek. Aynen. Görüşmek üzere. Sağ olasın. CS'de geçen abi bizi gördü. Dörtlüleri yaktı. Büyük ihtimalle tanıdı. Sağ olsun. Abi merhabalar. Nasılsın? Ne haber abi? Görmek de var. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi olur. Sizi anca şeyler aynen. Allah razı olsun. Vallahi işte Mersin'e dolaştık biraz. Çekimler yaptık. Tarsus'a doğru gidiyoruz. Şimdi olacağım. Özellikle durdurduk sizi rahatsız. Allah. Yok estağfurullah. Numaramı vereyim. Bu yörede. Herhangi bir sinitörse ilk ben ararım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yazalım. Yazsana aşkım. Numaraları sana müsait zamanınızda Instagram'da. Haberleşelim. Tamam. Ne güzel tesadüf oldu. Ben turu bitirdim. Yazın gittim geldim. Süper. İyi yapmışsın. Buralar çok güzel ya. Güzel. Hala sizin memleketlerde kış başladı ama burası... Evet evet. Yağmur gümbür diyor. Doğru. Adım Daniel benim. Daniel abi. Çok teşekkür ederim abi. Tarımda çalışıyorum ben. Çevremiz de var. Allah razı olsun. Ormancı amcalar falan var bizim. Allah razı olsun. İçinde yardımcı oluyor. Başka ne aklınıza gelebilir? Allah razı olsun. Çok sağ ol. İhtiyaç halinde mutlaka ulaşırım. Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Sağ olasın. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Gidiyorum. İşte motorculuk böyle bir şey arkadaşlar ya. Ne güzel bir örneği oldu. Gittiğimiz her şehirde sağ olsun böyle güzel yürekler en azından yardımcı olmak istediğini, ihtiyaç halinde mutlaka aramamasını istediğini söylüyor. İşte ben de motorculuğu bu yüzden daha çok seviyorum. Evet, motosiklet sürmek çok güzel. Bir yerleri gezmek çok güzel. Daha önce de yazdık çizdik bunu. Biz daha çok yol hikayelerinden hoşlanıyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel adamlar tanıyoruz. Çok güzel kadınlar tanıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki motorcuyuz. Hadi bakalım yola devam. Tarsus'tan Çamlıyayla tarafına doğru ayrıldık yoldan. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Yaylaya doğru da çıkıyoruz. Yani Gürek Kalesi'ni görmek için. Yalnız Adana'ya yaklaştıkça, yani Ekim'in ortası olmasına rağmen şu anda güneşe ateş eder durumdayız. Gerçekten Adanalıları bir nebze anlayabiliyorum. Ki onlar her gün bunu yaşıyorlar. Çok normal. Bizim yolumuz uzun. Toroslara çıkıyoruz. Bir sonraki videomuzda 1530 metre rakımıyla Gülek Boğazı'nın hakimi Gülek Kalesi'nden selamlayacağız sizi. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Unutmadan kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.